Gerçek anlam 1 puan, mecaz anlam 2 puan, terim anlam 3 puan. Yukarıdaki cümlelerde alt çizili sözcükler şekildeki formüle göre değerlendirildiğinde en çok puanı kim alır? A. Figen, B. Adeviye, C. Gülcan, D. Emine. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlamdır. Terim anlam bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüktür. Buna göre inceleyelim. Figen hastanın iyileşmesi için ilacın dozunu arttırdık. Burada doz sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Adeviye bazı insanlar şakayı da dozunda bırakamıyor. Burada doz sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Gülcan sevgi bu dünyada insanlığın ilacıdır. Burada yer alan ilaç sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Emine sanatçının bu makamdaki şarkılarına hastayım. Burada yer alan makam sözcüğü müzik terimi olarak kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Gerçek anlam 1 puan, mecaz anlam 2 puan, terim anlam 3 puan. Oluşan puanlama ile ilgili yapılan yorumlarından hangileri yanlıştır? A 1 ve 2, B 1 ve 4, C 3 ve 2, D 3 ve 4. İnceleyelim. Figen hastanın iyileşmesi için ilacın dozunu arttırdık. Burada doz sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Adeviye bazı insanlar şakayı da dozunda bırakamıyor. Burada yer alan doz sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlam bir sözcüğün tamamen kendi anlamından sıyrılıp yeni bir anlam kazanmasıdır. Gülcan, sevgi bu dünyada insanlığın ilacıdır. Burada yer alan ilaç sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Emine, sanatçının bu makamdaki şarkılarını astayım. Burada makam sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır. Müzik terim olarak kullanılmıştır. Oluşan puanlama ile ilgili yapılan 1 Adeviye ve Gülcan eşit puan alır. Evet, ikisi de 2 puan alıyor. 2 Adeviye ve Emine'nin puanlarının toplamı Figen'in puanından fazladır. Adeviye ve Emine'nin puanlarının toplamı 5'tir. Figen'in puanı ise 1'dir. Evet, Figen'in puanından fazladır. 3 En düşük puanı Emine alır. Hayır, en yüksek puanı Emine alır. 4. Emine bir terim anlamlı sözcük söyleseydi birinciyi geçerdi. Zaten Emine terim anlamlı sözcük söylemiştir. 3 ve 4 değerlendirmeleri yanlış olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Eş anlam yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. İnceleyelim. A. Yaşam, hayat. Yaşam ve hayat sözcükleri eş anlamlıdır. B. Kalın, ince. Kalın ve ince sözcükleri zıt anlamlıdır. C. Yeni, eski. Yeni ve eski sözcükleri zıt anlamlıdır. D. Islak, kuru. Islak ve kuru sözcükleri zıt anlamlıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. Şehir, kent. Şehir ve kent sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlam yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. B. İşitme, duyma. İşitme ve duyma sözcükleri de eş anlamlıdır. C. Acı, tatlı. Acı, tatlı sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Zıt anlam, anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükleri ifade eder. D. His, duygu. His ve duygu sözcükleri de eş anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir yükselmek, iki yoksul, dört yenilmek, üç kısa. Şekilde verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı örnek cümlelerde kullanılmamıştır? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim. Uçak piste inmek üzere alçaldı. Burada yükselmek sözcüğünün zıttı olarak alçalmak sözcüğünü görüyoruz. Takım bu zorlu maçı da kazandı. Burada yenilmek sözcüğünün zıttı olarak kazanmak sözcüğünü görüyoruz. Karadeniz bölgesi zengin bir bitki örtüsüne sahip. Burada
Yoksul sözcüğün zıttı olarak zengin sözcüğünü göremiyoruz. Çünkü zengin bir bitki örtüsüyle yoksul bir bitki örtüsü anlamını kuramıyoruz. Bu kadar yorgunluğun üzerine uzun bir süre tatile çıkmalıyım. Burada uzun sözcüğünün kısa sözcüğünün zıttı olduğunu söyleyebiliyoruz. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. Eğri düzgün. Eğri ve düzgün sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt sözcüklerdir. B. Parlak mat. Parlak ve mat sözcükleri de zıt anlamlı sözcüklerdir. C. Sebep neden. Sebep ve neden sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlam yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. D. Aynı farklı, aynı ve farklı sözcükleri de zıt anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde yeni, büyük, uzun sözcüklerin karşı anlamları sırasıyla doğru verilmiştir? A. Eski, kısa, yakın. B. Eski, küçük, kısa. C. Sağlam, iri, dar. D. Yıl, küçük, ince. Karşıt anlam, anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükleri ifade eder. Yeni sözcüğünün karşıtı eski sözcüğüdür. Büyük sözcüğünün karşıtı küçük sözcüğüdür. Uzun sözcüğünün karşıtı kısa sözcüğüdür. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Aç, tok. Aç ve tok sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Anlamca birbirinin karşısı olan sözcüklerdir. B. Enli, geniş. Enli ve geniş sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. C. Fayda, yarar. Fayda ve yarar sözcükleri de eş anlamlı sözcüklerdir. D. Kaygı, endişe. Kaygı ve endişe sözcükleri de eş anlamlı sözcüklerdir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelimeler bir arada kullanılmıştır? A. Kara günler geçiriyorum diye kara mı giyinelim? B. Çay kenarında çay içtik. C. Çam ağaçları dört mevsim yeşildir. D. Eve gelirken taze ekmek al. Sesli sözcükler yazılışı okunuşu aynı anlamı farklı olan sözcüklerdir. Seçenekleri incelediğimizde çay kenarında çay içtik cümlesinde yer alan çay sözcükleri sesli sözcüklerdir. Bir su birikintisi anlamındaki çay vardır. Bir de içilen çay vardır. Bunlar eş sesli sesli sözcüklerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerde alt çizili sözcüklerin algılanabilirliğine göre anlam özelliği oklarla belirtilen kısımda verilmiştir. Buna göre kaç numaralı cümledeki alt çizili sözcüğün anlam özelliği yanlış belirtilmiştir? A1, B2, C3, D4. Somut ve soyut olarak incelenmiş. Somut sözcükler duyu organlarımızdan herhangi bir tanesiyle algılayabildiğimiz sözcükleri ifade eder. Soyut sözcükler ise duyu organlarımızdan herhangi bir tanesiyle algılayamadığımız sözcükleri ifade eder. Buna göre bakalım. 1. Güzel bir rüya gördüm. Burada rüya sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır. 2. Nesrin teyze çok şeker bir insandır. Buradaki şeker sözcüğü somut anlamda değil, soyut anlamda kullanılmıştır. 3. Aşağı inerken ışık söndü. Burada yer alan ışık sözcüğü somut anlamda kullanılmıştır. 4. Sana mutluluklar dilerim. Burada mutluluk sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Thank you.